İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ı tanıyalım, Babert. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Azerbaycan'ın tüm taleplerini reddetti ve Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ne acil bir tebligat gönderdi. Tatoyan Vakfı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ermenistan Cumhuriyeti ve Artsakh'a karşı askeri saldırı için yapay temel oluşturmaya çalışarak sahte tezler geliştiriyor. David Babayan, Bakü'de Ermenilere yönelik katliamlar, Arminositler, Azerbaycan'ın soykırımcı politikasının en kanlı tezahürlerinden biridir. Batı Ermenistan'ın Samosat, Adıyaman ilinde kaya mezarlığı bulundu. Avrupa Birliği en az 2 yıl süreyle 1 ay içinde Ermenistan Cumhuriyeti'ne yeni bir gözlem heyeti göndermeyi planlıyor. Sergey Vartanyan'ın yazdığı folklor hikayesi, Çevresi, Din Değiştiren Hamşen Ermenilerinin Eğlenceli Bir Öyküsünün Versiyonları adlı kitabı yayınlandı. Batı Ermenistan'daki Babert şehri farklı isimleriyle biliniyor. Bayburt, Sımpatavan vesaire. Eskiden kale şehri ve şehir olarak anılır. Antik çağda idari olarak Büyük Hayk'ın Siper ilçesinin bir parçasıydı ve modern zamanlarda Garin Erzurum iline bağlı Erzurum ilçesinin bir parçasıydı. Babert, Trabzon'dan Garin'e giden yol üzerinde Çoruh Nehri Vadisi'nde deniz seviyesinden 1680 metre yükseklikte Kop Dağı'nın eteğinde yer almaktadır. Şehrin üç tarafı alçak dağlarla çevrilidir. Babert'in çevresinde gümüş ve bakır madenleri bulunmaktadır. Çevrede maden suyu kaynakları da bulunmaktadır. Ermeni tarihinde Babert 1. yüzyılın siyasi olaylarıyla bağlantılı olarak ilk kez Moses Horenatsi tarafından anıldı. 387'de Ermenistan'ın bölünmesiyle Babert, Garin dünyasının yani Yüksek Hayk'ın bir parçası olarak Bizans İmparatorluğu'nun kontrolüne girdi. Kale şehri ve geçiş yolu üzerindeki önemli bir ticaret merkezi olan Babert sık sık yabancılar tarafından fethedildi. 19. yüzyılın sonunda nüfusu 6.000 kişiye, 1. Dünya Savaşı arifesinde 10.000'i Ermeni olmak üzere 30.000 kişiye ulaştı. Babert, Orta Çağ'da önemli Ermeni yazı merkezlerinden biriydi ve piskoposluğu vardı. Burada 13. 15. ve 17. yüzyıllarda farklı içerikli yazılan el yazmaları günümüze kadar ulaşmıştır. Ermeni kültürel hayatı 1915'te soykırımdan, Arminosit'ten sonra bir anda yok oldu. Şehir Ermenilerden tamamen boşaltıldı. Ermenistan Cumhuriyeti Uluslararası Hukuki Konulardaki Temsilcisinin ofisi 22 Aralık 2022'de Azerbaycan'ın ihtiyati tedbir uygulama kararının iptali talebiyle Avrupa Mahkemesi'ne başvurduğunu hatırlattı. Aynı zamanda Azerbaycan, Ermenistan Cumhuriyeti'ne karşı ara tedbirlerin uygulanmasını talep etti. Yani Rus barış gücünün geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarında acil tıbbi yardıma ihtiyaç duyan kişilerin yeterli tedavisini sağlamak için yetkisi dahilinde tüm önlemleri almak ve bu yönde herhangi bir engel oluşturmaktan kaçınmak. Yanıt olarak Ermenistan Cumhuriyeti Uluslararası Hukuk İşlerinden Sorumlu Temsilciliği Aralık 2022 ve Ocak 2023'te Avrupa Mahkemesi'ne Berzor Koridoru çevresindeki Artsakh Dağlı Karabağ'daki zorlu insani durum hakkında düzenli olarak güncellenen bilgiler gönderdi. Aynı zamanda Uluslararası Hukuk İşleri Temsilciliği Avrupa Mahkemesi'nden Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ne Azerbaycan'ın Avrupa Mahkemesi'nin 21 Aralık 2022 tarihli kararına uyulmadığına dair derhal bir tebligat göndermesini talep etti. Avrupa Mahkemesi tarafların sunduğu argümanlara dikkate alarak 17 Ocak'ta Azerbaycan'ın iddialarını tamamen reddederek 21 Aralık 2022 tarihli kararını yürürlükte bıraktı. Avrupa Mahkemesi Azerbaycan'ın Ermenistan Cumhuriyeti'ne karşı ihtiyati tedbir uygulama talebini de reddetti. Batı Ermenistan, Artsakh Ermenilerinin talebi üzerine yerli Ermenilerin haklarını korumak için Azerbaycan'a karşı davalar açtı. Son 3 dava Aralık ayında kabul edildi. Bir takım davalar hazırlık aşamasında. Azerbaycan Cumhurbaşkanı 10 Ocak 2023 tarihli konuşmasıyla yalan tezler geliştiriyor.
tarihi ve hukuki gerçekleri açıkça çarpıtarak Ermenistan Cumhuriyeti topraklarını Batı Azerbaycan olarak adlandırıyor. Armen Press Ajansı'na göre Tatoyan adlı vakfı bununla ilgili bir mesaj yayınladı ve özellikle şunları söyledi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı bu konuşmasıyla Ermenilere karşı kin ve düşmanlık körüklüyor, aynı zamanda sahte argümanlarla Ermenistan Cumhuriyeti ve Artsakh'a yönelik askeri saldırganlık için suni zeminler oluşturmaya çalışıyor. Devlet sınırlarının çizilmesi konularında gerçekleri çarpıtarak Ermenistan Cumhuriyeti ve Ermeni halkını askeri saldırı ve savaşla açıkça tehdit ediyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı açıkça güç ve tehdit diliyle konuşuyor, tüm Ermeni halkının, tüm Ermenistan Cumhuriyeti ve Artsakh halkının onurunu aşağılayan ve tehdit edici nitelikte söz ve ifadeler kullanıyor. Onun faşizminin tezahürleri ortadadır. Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın konuşmalarından bazı bölümler Tatoyan Vakfı tarafından seçilerek AGİT'e, Birleşmiş Milletler Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi'ne, Avrupa Konseyi Irkçılık ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Komite'ye, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komisyon üyelerine ve diğer uluslararası kuruluşlara gönderildi. Artsakh Cumhuriyeti Eski Dışişleri Bakanı Uzman David Babayan, Bakü'deki Ermeni katliamlarını Azerbaycan'ın uyguladığı soykırım Armenosit politikasının en kanlı vakalarından ve tezahürlerinden biri olarak görmektedir. Armen Press ile yaptığı röportajda David Babayan, 1990 yılının 13 Ocak gününün Ermeni halkının tarihinin en trajik ve kara sayfalarından biri olduğunu vurguladı. Babayan, o gün Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de toplu Ermeni katliamları başladı. Biz birlik olmalı, doğru siyaseti yürütmeli, eğitimli ve yurtsever bir toplum oluşturmalıyız. Ancak o zaman Bakü'de yaşanan pogromlar gibi ağır vakalardan kaçınmak mümkün olacak, dedi. Ona göre Azerbaycan tarafından onlarca yıldır Ermeni nüfusu azaltma programları yürütülüyor ve Bakü'deki katliamlar Azerbaycan'ın uyguladığı soykırım politikasının en kanlı vakaları arasında yer aldı. Bakü'deki katliamlardan etkilenen vatandaşların haklarının geri kazanılması için ne gibi adımlar atılması gerektiği sorusuna da değinen Babayan, her şeyden önce Azerbaycan'ın siyasi olarak hesap vermesi ve yaptırımların uygulanması gerektiğini kaydetti. Ancak uluslararası toplumun şu anda kendi çıkarları doğrultusunda bu adım atması pek olası değil. Çeşitli uluslararası platformlardan Ermenistan Cumhuriyeti Devleti'nin yaşadığı sorunlara değinen Batı Ermenistan, özellikle Artsakh'a ve Artsakh Ermenilerinin haklarına odaklanıyor. Şu anda bölgemizde yaşananlar uluslararası toplumun sessizliğinin ve ihmalinin sonucudur. Batı Ermenistan'ın Samosat Adıyaman'da yol yapım çalışmaları sırasındaki kazılarda iş makinesi operatörü insan kemikleriyle karşılaştı. İşçiler durumu Samosat Adıyaman Müze Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye gelen ekipler Roma dönemine ait oda mezarları ve insan kemikleri buldu. Yapılan incelemelerde 5 iskeletin 1600 yıllık kemikler olduğu saptandı. Jandarmanın güvenlik önlemi aldığı bölge korumaya alındı. Avrupa Birliği bir ay sonra Ermenistan Cumhuriyeti'ne bu kez 2 ay değil en az 2 yıl için yeni bir gözlem heyeti göndermeyi planlıyor. Azadutyun Ajansı'nın kaynaklarına göre bu proje geçen hafta Avrupa Konseyi Siyasi ve Güvenlik Komitesi tarafından kabul edilmiş, dün ise gözlem misyonlarıyla ilgilenen ana yapı olan Kriz Yönetimi Sivil İşler Komitesi tarafından onaylanmıştır. Geçen Ekim ayında gönderilen ve Ermenistan Cumhuriyeti-Azerbaycan sınırında konuşlanan 40 kişilik grubun aksine bu sefer Avrupalı gözlemciler Ermenistan Cumhuriyeti topraklarının tamamında devriye gezecek. Önceki görevde olduğu gibi bu sefer de silahsız olacaklar. Ermeni etnograf, halk bilimci, hamşenolog Sergey Vartanyan'ın folklor hikayesinin çevresi, din değiştiren hamşenli Ermenilerin eğlenceli bir hikayesinin versiyonları başlıklı monografisi Yerevan'da yayınlandı. Bunu Agung.net ajansı Sergey Vartanyan'ın Facebook sayfasından yayınlanan bilgilere dayanarak bildiriyor. Yazara göre bu hikayenin en eski versiyonu 1860 yılında Şuşi'de yazıldı. Tüm öykülerin orijinalleri, monografinin orijinalleri ve çevirileri bölümünde yayınlandı.
Yazar bu kitapta Ermeni filolojisinde ilk kez Hristiyan ve Müslüman Ermenilerin folklorunun karşılaştırılmaya çalışıldığını ekliyor. Aynı zamanda ilk kez olay örgüsü ortak noktalarına sahip yaklaşık 40 eğlence tek bir kitapta birleştirildi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Rima Saribekyan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Muşo Ahçik ve Ah Nino adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.